Aziz ve muhterem seyircilerimiz, Tefekkür Dünyası sohbetine hoş geldiniz efendim. İki hafta önce kıyamet alametlerine bir giriş yapmıştık. Şimdi ise inşallah kıyamet alametlerinin ikinci kategoride büyük alametlerini teker teker sizlere arz etmeye çalışacağız. Konuya girmeden evvel bir hususu size arz edelim. Önceden bizi arayan değerli seyircilerimize kendilerine tezimiz olan, İlahiyatı bitirme tezimiz olan Ahiret Ahvali adlı eserimizi hediye edeceğimizi söylemiştik. Bizi arayan değerli seyircilerimize ismini ve adresini yazdırmaları halinde, ki arayan oldu. Teşekkür ederiz ilgilerinden dolayı. Biz de kendilerine kitapları gönderdik. Alan arkadaşlardan da cevap aldık. Kendilerine ulaştığını da bir vesileyle duyduk. Şimdi ise yine bizi arayan muhterem seyircilerimize, şimdiye kadar Ulusal TV olan ASU TV'de yapmış olduğumuz sohbetlerimizi, ki 70 küsur tane kadar, bunları bir DVD'de topladık. İsmini ve adresini veren değerli seyircilerimiz bizi aradıkları halde biz kendilerini o DVD'lerden gönderebiliriz. Ayrıca Adıyaman'dan, merkezden arayan arkadaşlarımız olursa kendileri de buradan da gelip alabilirler. Adıyaman'ın dışındakilerine de biz postayla adreslerine kendilerine ulaştırabiliriz. Arkadaşlarımız bu arada telefonları da verecek. Bu telefon numarasını arayaraktan isminizi ve adresinizi yazabilirsiniz. Sizlere inşallah o DVD'leri arz etmeye çalışırız. Aziz seyircilerimiz, gerek Ahiret Ahvali adlı eserimde, gerekse de internet sitesinde 3W'dan sonra tesbitler.com, mehmetözçelik.com adlı sitemde genişçe kıyametin 10 büyük alametini belgeleriyle, bilgileriyle, kaynaklarıyla, asıllarıyla beraber detaylı bir şekilde arz etmişim. Orada yazmıştık. Ancak burada özet mahiyetinde olmak suretiyle kıyametin 10 büyük alametini sizlere arz etmeye, kısaca da olsun özetle izahını yapmaya çalışacağım. Evvela şöyle bir giriş ile meseleye bir vuzuhiyet getirebilirsek daha iyi mesele anlaşılmış olur. Adamın birisi 80 yaşındaki amca, doktora gider. Doktor bey der, sırtım çok ağrıyor der. Doktor tabii ya, işin neden kaynaklandığını mesleği icabı da bildiği için amca der, ihtiyarlıktan der. Doktor bey, öyle güçsüzüm, merdiven çıkamıyorum, birinci kata bile zor çıkıyorum doktor bey der. Amca der, ihtiyarlıktan der. Doktor bey, gözüm de duymuyor, görmüyor. İhtiyarlıktan der. Ama doktor bey, kulağım da pek işitmiyor der. İhtiyarlıktan der. Amca ne derse, bizim doktor efendi hep ihtiyarlıktan der. Hadi gel de sabret. Durur mu amca? Başlar ağzını açmaya. Doktora yüklenmeye başlar. Ya sen nasıl doktorsun, her şey ihtiyarlıktan ihtiyarlıktan diyorsun. Böyle doktorluk mu olur diye iyice bir kızar doktor efendiye. Doktor bey gayet sakin bir şekilde, beyefendi der, bu da ihtiyarlıktan der. Efendim, dünyada ekolojik denge bozuluyor. Buzullar gittikçe erimeye başlıyor. Atmosfer yarılmaya başlıyor. Genel olaraktan dünyaya gelişlerde bir anormallikler var. Olağan dışı olaylar zuhura geliyor. Mesela bunlardan birisi beş ayaklı insan hayvanların doğması, hakeza insanlardan sakat ve iki başlı insanların doğması, ki bugünlerde bir haber vardı. Irak'ta alınan bir karar gereği olaraktan dul kalmış olan kadınlarla ikinci evliliği yapan kişilere, erkeklere, hem eşi var, ikinci bir evliliği yapanlara $2000 para veriyor. Yine hakeza evlenmeyi teşvik amacıyla yine Irak'ta ilk evliliği yapacak olanlara da $700 veriliyor. Bunlar kıyametin küçük alametlerindendir. Yani ekolojik dengenin bozulmasından ve olağan dışı olayların zuhuru küçük alametleri. Büyük alametlerini ise biz şöyle sıralamıştık eserimizde. Bunlar 10 tane büyük alamet. Duhan, ki duman anlamına geliyor. Deccal, Mesih ve Süfyan, Dabbetül Arz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın nüzulü, Ye'cüc, Me'cüc, doğuda güneş tutulması, batıda güneş tutulması, Ceziretül Arap'ta güneş tutulması ve ateşin zuhuru diye 10 büyük alamet olarak zikrediliyor. Biz hepsini burada arz etmek zamanımız vüsatı içerisinde mümkün olmadığı için
İnşallah önemli olan noktaları sizlere arz etmeye çalışacağız. İşte bunlardan birisi de birinci alamet olan Deccal alameti. Deccal alametini ele alırken aslında üçünü birden ele almak lazım. Deccal, Mehdi ve Hazreti İsa'nın nüzulü. Bunlar bir zamanda, bir anda üçünün birden bulunması gereken bir alamet. Çünkü birbirleriyle bağlantılı ve alakalı olan şahsiyetler olmuş oluyor. Deccal ile ilgili çok genişli, detaylı bir şekilde İslami eserlerde, kaynaklarda geniş detaylı bilgiler verilmiş. Biz de eserimizde uzun var ama biz de özetleyerek sizlere arz etmeye çalışacağız. Efendimiz bir hadiste 27 tane Deccal'ın geleceğini, Deccal'un ve Kezzab'un diye bunların yalancılıkla iş göreceğini ifade etmektedir ki, genel olarak Deccal'ı özetle ifade edecek olursak, bu şahıs olabileceği gibi bir cemaat de olabilir, bir ideoloji de olabilir. Ne gibi? Mesela buna siz Deccal'a eğer Lenin derseniz bunda bir beis yok. Mao da derseniz bunda bir beis yok. Yalnız şunu da arz edelim ki, tabii ki bunlar imanın şartlarından değil. Yani şu kişidir demek isabet edesin veya edilmesin. Yani bu noktada bir beis yoktur. Yani burada o yorumda isabetlilik yapılan yorumun ne derece tutarlı olmasıyla alakalıdır. Mesela Lenin demiştik. Lenin'in ortaya koymuş olduğu komünizm de Deccal olarak zikredilebilir. Lenin de, Mao da komünizm olarak zikredilebilir ki Rusya'da bilindiği üzere yüz milyonlarca insanın bir komünizmin içerisinde yanması, kavrulması, insanların sadece ebedi ahiretini değil aynı zamanda dünya hayatını da mahvetmesi ki bizim yaşta olanlar çok iyi bilir. Türkiye'yi kavuran, dehşete düşüren, daha önceki sohbetlerimde de ifade ettiğim gibi, inanınız mübalağa değil. Hazreti Adem'den beri deseler ki bana en dehşetli bir asrı söyle deseler, inanınız ne Cengiz söylerim, ne Hülagü'yü söylerim, yani ne Buhtun Nasır gibi geçmişteki zalimler, ne Firavun'u söylerim, ne Nemrud'u söylerim, hiçbirisini söylemem. Birinci sırada bir kişi söylenilsin denilse bana, ben onu komünizm söylerim ve Lenin'i söylerim. Çünkü öbürlerinde hakeza insanların bir ebedi hayatını mahvetme durumu o kadar şimdiki gibi tehlikeli değil. Tamamen şimdiki fikir bazında insanların ebedi hayatını tehlikeye sokucu bir durum olduğu içindir ki Deccal olarak komünizmde ifade edilir ki Deccal'ın birinci hedefi yalancılıkla iş görmesi. Diğer bir taraftan bir de dünya çapında Deccal zikredildiği gibi dünya çapında faaliyet ve iş göreceği ifade edildiği gibi bir de İslam aleminde gelecek olana da Süfyan denilmiştir. O Süfyan olan kişinin işte hadislerde detaylı bir şekilde işaretleri ve alametleri zikredilmiştir. O da yalancılıkla iş görecek. Yani normal standart içerisinde İslam aleminin, Müslümanların gidişatını tersine çevirerek adeta bir bahçeyi sulayan arkı değiştirmek suretiyle, başka tarafa akıtmak suretiyle o bahçenin kuruması gibi dehşetli tahribatlar yapacağını, insanların dünyasını da ahiretini de berbat edeceğini ifade etmektedir hadis-i şerifte. Burada şu kişidir, şu rejimdir, şu düşüncedir, fikirdir aslında illa demenin burada şartı yoktu. Burada genel olaraktan yapılanlara, hani denilir ya, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani laftan ziyade icraat durumu gerek Deccal'ın, gerekse de Süfyan'ın gerçek suretini o noktada bize göstermekte ve bildirmektedir. Dediğimiz gibi bununla ilgili epey İslami eserlerde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde geniş ve detaylı bir şekilde vardır ki biz detayına o kadar giremeyeceğiz zamanımız müsait olmadığı için ki Efendimiz yine Aleyhisselatü Vesselam bunun Yahudiler içerisinde zuhur edeceğini, harika durumlara mazhar olacağını ki İslam aliminin harika olaylarına keramet diyoruz. Deccal'ın sahip olduğu harika olaylara da istidraç denilir. Yani küfürdeki rütbesinin ve derecesinin gittikçe artması. Mesela ne gibi? Anlatılır. Firavun sarayına atıyla beraber pencereden gidermiş. Bir rivayete göre Lenin insanlara konferans verirken üzerlerinde uçarak konferans verilmiş. Etkisi teshir alanı, hatta gözündeki manyetik alan, kendisine celbedici alan, teshir edici özellikten dolayı birçok insanı kendisine bağlama gibi harikulade görülen olayları vardır. Bunu izah babında bir gün
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'le beraber çarşı içerisinde gezerken Efendimiz mucizevari bir şekilde Hazreti Ömer'e hitaben, ya Ömer, işte ahir zamanda gelecek şahsın sureti, der. Hemen Ömer'e denesinde durur mu? Kılıncını çeker, ya Resulallah müsaade et, der, vurayım, der. Ya Ömer, eğer o ise öldüremezsin. Çünkü o görevini yapacak. Eğer o değilse onun suretiyle öldürülmez. Yahudiler içinde dünyaya geleceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizevari bir lisanla ona ifade eder. Onun içindir ki Deccal daha ziyade insanların ebedi hayatını mahvedici, dini yaşantısını ortadan kaldırıcı faaliyetlerde ve hareketlerde bulunmuş olur. Kısaca bununla özet olaraktan yetinmiş olalım. Diğer bir olay ise, ki birbiriyle alakalı olduğu içindir ki, ringe malum ya, tek kişi çıkmaz. Ringe çift çıkılır. İşte ringe ikinci çıkacak olan şahıs ise Mehdi'dir. Mehdi kelime anlamı itibarıyla hidayet eden, hidayet yolu gösteren, doğru yolu gösteren, hak ve hakikati gösteren. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar 30 tane farklı farklı Mehdi'nin geleceğini, asıl Mehdi'nin, ahir zamanda gelen Mehdi'nin en büyük hizmeti yapacağını, kendisinin soyundan geleceğini ve onun da Deccal nasıl ki maddi ve manevi alanda ne kadar büyük tahribat yapıyor ise, Mehdi de aksi yönde o derece bir tamirat içerisinde olacağını yine mucizevari bir lisanla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber vermiş olmaktadır. Mehdi İslam alemine hitap edecek. Yani bir beldede, bir yerde sadece değil, İslam aleminde gelecek. Deccal nifak ile münafıklık alametleri içerisinde nifak perdesi altında hareket ederken Mehdi tamamen sıdk ve sadakat içerisinde, doğruluk ve dürüstlük içerisinde, hak ve hakikati pervasızca ortaya koyacağını ifade ediyor. Hadislerde Mehdi'nin 3 vazifesi olacağı da ayrıyeten genişçe detaylı bir şekilde zikredilmiş olmaktadır. Detayına girmeyeceğim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'in neslinden geleceğini, hatta şu ümmetin Mehdi'si Hasan ve Hüseyin'dir dediği de rivayetlerde vardır. Zamanın inkıtağa uğradığı, yani sistemin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel bir insan olacaktır diye hadis-i şeriflerde beyan buyurulmuştur. Mehdi'nin gelmesinin en güzel alametlerinden birisi zamanı, evet zamanı, asr-ı saadete dönecektir. Asr-ı saadet gibi saadetli bir asrın yaşanmasına o Mehdi vesile olmuş olacaktır. Yine hadiste Fatıma'nın evladındandır, Ali Beyt'tendir, Ehli Beyt'tendir diye ifade eder. Yine Süfyan ve Deccal çıkmadığı müddetçe Mehdi de gelmeyecektir diye, yani onunla bağlantılı olaraktan geleceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Aslında Allah bu ümmeti başıboş bırakmamıştır. Hadis-i şerifte Efendimiz mucize var yine buyurur ki La tezalu taifetin min ümmeti zahirine alel hak hatta ye'tiyallahu bi emri. Yani ümmetimden bir cemaat kıyamete kadar Allah'ın emri gelinceye kadar hak ve hakikatı galip olarak, üstün olaraktan arz edecekler, insanlara duyuracak, devam ettirecekler. Ama ahir zamanda gelen Mehdi kapsam alanı daha geniş ve daha kapsamlı olacak. Burada öyle zannediyorum ki çok insanın duymadığı bir noktaya da işaret edeyim. Kısaca bir nebzelik arz edeyim. Efendim, hadiste buyurulur ki her 100 senede bir müceddit gelecek. Mehdi manasında bir müceddit gelecek. Fakat ahir zamanda gelecek olan o şahsın, o Mehdi, o şahsiyetin 2 asra hitap edeceği de hadislerde beyan edilmektedir. Mehdi'nin bir farkı bu. Bir, hem kendi bulunduğu asra hitap edecek, hem de kendisinden sonraki asır olmak suretiyle 2 asra Mehdi hitap edecek. 2 asrı tabiri caizse kucaklamış olacak. Bu Mehdi'nin görevleri arasındadır aziz seyircilerimiz. Yine Mehdi ile ilgili eserimizde de genişçe, detaylı bir şekilde de onu izah ettik. Kısaca bazı noktaları yine sizlere arz etmeye çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ahir zamanda Mehdi geleceğine, fesada girmiş ümmeti ıslah edeceğine dair, onun bu ıslah görevini, yani Deccal ne kadar ifsat görevini yürütecekse, Mehdi de o derece
ıslah görevini, yani dünyanın sulh ve selamete, emniyet ve güvene, huzura kavuşmasına vesile olacak Mehdi ile Deccal arasındaki en önemli faktör ve fark bu olmuş olacaktır. Diğer bir nokta aziz seyircilerimiz, yani kıyametin 10 büyük alametinden bir diğeri ise Dabbetül Arz konusudur. Bu Dabbetül Arz konusunda yine Sebe suresinin 82. ayetinde buyurulur ki Süleyman Aleyhisselam'ın bir olayı orada anlatılır. Hem maddi saltanatı hem manevi saltanatı elinde bulunduran Süleyman Aleyhisselam cinleri ağır işlerde çalıştırmaktadır. Kendisi de bir bastona dayanmış, bir derece cinlerin başında onlara nezaret etmektedir. O sırada vefat etmiştir tabii. Ve o arada vefat ettikten sonra bir ağaç kurdu, bastonun içerisine girer ve onun içerisini boşaltır. Ve tabii ki için boşalması, ağırlığın çökmesi neticesinde Süleyman Aleyhisselam düşer. Cinler gelirler, bakarlar ki Süleyman Aleyhisselam ölmüş. O da 3 gün öncesinden ölmüş. 3 gündür vefat etmiş. Eyvah derler. Biz 3 gündür boşuna çalışıyormuşuz desene diye Allah onların gaybı bilmediklerini burada ifade eder. Bizim burada arz edeceğimiz şu. O ayette şunu buyurur Rabbimiz. İlla dambetül ardi ye'kulu min se'ete. O dabbe-i arz ki aslında dabbe-i arz, dabbe debelenen, sürünen, yuvarlanan, buna mikroskobik bir canlı da, mikrobik bir canlı da diyebilirsiniz. Bu öyle bir özelliğe sahip ki ye'kulu min se'ete der ayet. Yani insanın iliklerine kadar kemirir. Burada 2 tane size pencere açayım, gerisini siz kendiniz kıyas edebilirsiniz şöyle. Bunu araştırmam neticesinde Dabbetül Arz nedir diye düşündüğümüzde AIDS mikrobu biraz buna benziyor. Çünkü AIDS mikrobunun özelliği, AIDS mikrobuna yakalanan kişinin ilikleri tamamen boşalıyor, güçsüzleniyor ve onun neticesinde kurtuluşu olmayan bu insan ölüyor. Ölürken de toprağa gömüldüğü zaman üstüne kireç dökülüyor. Ta ki o mikrop bitki olup da hayvanlar yiyip de onlar kanalıyla, ağaç olup da meyve olup da onlar kanalıyla insana etrafa saçılmasın, başkasına geçmesin diye. Bu derece dehşetli bir hastalık. Aynen o dabbeye benzer bir özellik var. İkincisi ise filmi çevrildi. Dabbe diye bir film çevrildi. Burada Dabbe filminde anlatılan olay internete benzetiliyor. Şimdi o aslında çok geniş anlatmayı arzu ediyorum ama kısaca bir pencere açaraktan kısaca sizlere arz edeyim. Mesela insanın parmakları yoluyla olsun, özellikle en önemli noktası olan gözü noktasıyla olsun, o insanın iç dünyasına girilerekten o insan tahrip edilebilir. Bir, o insan esir alınabilir. Ne gibi? Bir örnek vereyim. Adana'da olduğu gibi. Çocuğunun internete girmesini engellemeye çalışan bir anneyi çocuğun engel olmasından dolayı demek o derece kendi esareti altına alıyor ki annesini öldürebiliyor. Böyle bir dehşetli kendi manyetik tabiri caizse alanına alaraktan, etki alanına alıp da akıl ve şuuru devre dışı, yani insan kendisini kontrol edememe neticesinde ona yenik bir duruma düşebilir. Yani bir derece hani bazı hastalıklar vardır, tik gibi diyelim. Elinde iradesinin dışında olan bir durumda sürekli bir tiki olur bir insanın. Tabiri caizse o da vücuda girerekten göz noktasıyla adeta beyinde olsun, vücudun önemli noktalarında olsun bir etki yapmak suretiyle böyle bir hususiyeti de dabbenin vardır. Bu da tabii ki çok detaylı girilebilir. Sitemizde de bununla ilgili genişçe detay var. Son olarak şunu ifade etmeye, 2 noktayı da nazarınıza vermeye çalışayım. Bunlardan birisi Yecüc ve Mecüc. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Yecüc ve Mecüc ile ilgili olaraktan buyurur ki Kehf suresinin 92 ile 98. ayetlerinde buyurur ki Rabbimiz İnne Yecüce ve Mecüce müfsidûne fil ard. O Yecüc ve Mecüc ki yeryüzünü fesada verir. O halde bir kelime bile yetiyor. Yecüc ve Mecüc'ün asıl görevi fesattır. Tefsirlere bakınız. Tefsirlerde hep fesat geçer. Ama Allah kendisinden razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri ilk defa İslam literatürüne farklı bir mana kazandırmıştır. Bütün eserlerinde Yecüc ve Mecüc'ü Bediüzzaman Hazretleri anarşi ve anarşist olaraktan ifade eder. Böylece öyle bir kapı açar ki bize Mecüc ve Mecüc'ü şöyle bir tavsif edebiliriz.
Özellikle diyelim ki kendi zamanımız itibariyle 70'ten beri dünyanın durumunu, memleketimizin durumunu görenler bilirler. Zaten Cenab-ı Hak insanı yaratırken Bakara suresinin başında da meleklere ben yeryüzünde insan yaratacağım, halife yaratacağım derken meleklerin ilk cevabı şu olmuştur. Ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkartacak ve kan dökecek varlıklar mı yaratacaksın? Yecüc ve Mecüc'ün birinci görevi fesattır. Karışıklık, ifsat ve bozmadır. O halde ister öğrenci olsun, ister öğretim görevlisi, ister esnaf olsun, ister normal vatandaş olsun. Fesat çıkartan, anarşi çıkartan herkes Yecüc ve Mecüc kategorisi içerisine, kapsamı içerisine girer. Yani toplumda kaos çıkartmak amacıyla hangi kesimden olursa olsun, kaos çıkartmak, fitne, fesat, anarşi çıkartmak amacıyla hareket eden herkes ayetin haber vermiş olduğu o Yecüc ve Mecüc kapsamı içerisine girer. Bugün sadece İslam dünyası değil, insanlık dünyasının başını ağrıtan en önemli sebep anarşidir. Fitnedir, fesattır. Bugün dünya ateş üzerinde oturuyor. Neden? Acaba gene ikiz kuleler yıkılacak mı? O günü gene Amerika telaşa düştü. Amerika gene telaşa düştü. Hemen acaba bir daha mı uçak kazası oluyor diye bütün devlette bir hareket, bir faaliyet meydana geldi. Onun için Yecüc ve Mecüc eşittir. Anarşi ve anarşist de ek değerdedir. Ha, bunun dışındakiler işin detay kısmıdır. Yecüc ve Mecüc'ün birinci görevi yeryüzünde karışıklık, fesat çıkartması ki o Kehf suresinin demin buyurmuş olduğum o 92 ve 98. ayetinde ve tefsirinde geniş detayları da bulabilirsiniz. Bir diğer nokta aziz seyircilerimiz Hazreti İsa'nın nüzulü. Hazreti İsa öldürülmemiştir. Bediüzzaman'ın Mektubat adlı eserinin birinci mektubunda da beyan ettiği gibi hayatın 5 derecesi vardır. Bunun bir derecesi de Hazreti İsa'nın durumudur ki bununla ilgili Rabbimiz ayet-i kerimede bakınız ne buyurur bizzat oradan okuyalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı zamanda Hazreti İsa'nın geleceğini de hadislerinde birçok hadislerde de detaylı bir şekilde buyurur. Ayette denilir ki bu ayet Nisa suresinin 156 ile 159. ayetleri. Kalplerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır. Bir de biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler ne de astılar. Ayetin anlamıdır. Fakat öldürdükleri kimse onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanla uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler. Doğrusu Allah onu kendine doğru yükseltti. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Ayetin devamında kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölmeden önce ona yani İsa'ya iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde de o onlara şahitlik edecektir diye Nisa suresi 156 ve 159. ayet-i kerimelerde buyurulmaktadır. Zuhru suresi 61. ayette de Rabbimiz buyurur ki gerçekten o İsa'nın yere inişi kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyip bana uyun, bu doğru yoldur. İşte bu konuda genel olaraktan Hazreti İsa, Mehdi, Deccal konularında hakikaten tavsiye ederim. Bediüzzaman Hazretleri'nin 5. şuağı bu konuda hakikaten önemli bir kaynağı oluşturmuş olmaktadır. Detayını oradan da anlatmaya, arz etmeye çalışacağız. Bir de detayına girmeyeceğim. Armageddon diye bir ifade var. Armageddon. Şimdi bugün bütün dünya, Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun, İslam dünyası olsun, hatta Alevilik de olsun. Herkes bir kurtarıcı bekler. Buna Mesih de diyebilirsiniz, buna Mehdi de diyebilirsiniz. Buna İmam-ı Muntazır da, gizli olan imam, ahir zamanda çıkacak imam da diyebilirsiniz. Ama şu bir hakikattır ki, ahir zamanda İsa'nın gelmesi, Hazreti İsa'nın gelmesi, ki Efendimiz daha öteye gidiyor, hatta İsa gelecek, şeriatımla amel edecek, hatta daha ötesine gidilmiş İslam alimleri diyor ki, o gelince diyor Hanefi mezhebine uyacak diyor. Hatta mezhebi bile belirtilmiş. Ve Mehdi'ye namazda iktida edecek diye genişçe hadislerde detaylı bir şekilde buyurulmuştur.
Bu arada demek ki dünya yaşlı dünya. Hakikaten her yönüyle dünya ömrünün sonuna geldiğini ifade ediyor ki geçen haftalarda da söylediğimiz gibi İslami kaynaklara baktığımız zaman kıyametin kopmasının zamanı ki onu da söylemiştik, belirtmiştik. Lokman suresinin en son ayetinde muhayyebat-ı hamse dediğimiz beş bilinmeyen sadece Rabbimizin bildiği beş hakikattan birisi de kıyametin ne zaman kopacağı. Ama bir varsayım olaraktan, bir hava tahmin raporu gibi tahmin olaraktan İslam bilginleri 2150 yılında kıyametin kopacağı, fizik alimleri güneşin enerjisinin bitmesinden dolayı 2250 yılında kıyametin kopacağı ifade edilmiş. Burada birkaç hadisi arz ederekten ara verelim. Şöyle ki İbni Abbas'tan rivayet edilir. Yahudiler bu dünyanın ömrü 7000 yıldır. Biz her 1000 yıl için sadece bir gün azaba uğratılırız. Bu da toplam 7 gün eder derlerdi. Bunun üzerine Allah şu ayeti inzal buyurdu. Dediler ki bize ateş ancak sayılı günlerde dokunur diye Bakara suresi 80. ayet. Bediüzzaman Hazretleri de yine İslam'ın 1571 yılına kadar galibane, üstün ve hakim bir şekilde devam edeceğini, ondan sonra tekrar küfrün hakimiyetinin başlamasıyla beraber kıyametin kafirlerin başına kopacağını eserlerinde ifade etmiş olmaktadırlar. Bu konuları inşallah teker teker değerli misafirimiz Nurettin Gürsoy Bey ile bunu arz etmeye, bu konuları açmaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz tekrar. Yani olay hakikaten çünkü 14 asırdır İslam alimlerini, insanlığı meşgul eden bir konu, temel konular. Yani bazen insan kendi hayatını unutuyor, acaba kıyamet ne zaman kopacak? İster istemez insanlığı meşgul eden bir nokta. Evet. Buyurunuz efendim. Hocam çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bediüzzaman Hazretleri 5. Şua'da bu problemi, bu meseleyi hallediyor. Evet. İsterseniz o bir kısmını buyurun. Sayın seyircilerimizle paylaşalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci mesele, rivayette var ki ahir zamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Allahu alem, bunun bir tevili şudur ki, bir açıklaması şudur ki, sefahat ve lehviyat içinde gayet israf ile elinde mal durmaz, israfa akar. Darb mesel deniliyor ki, yani atasöz olarak deniliyor ki, filan adamın eli deliktir. Yani çok müsriftir, çok israfçıdır. İşte Süfyan, israfı teşvik etmekle şiddetli bir hırs ve tamah uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musakar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına düşer, onun tuzağına düşer diye haber verir. İkinci mesele, rivayette var ki ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar alnında haza kafir yazılmış. Yani bu kafirdir yazılmış. Allahu alem bir sevap, bunun bir tevili şudur ki, açıklaması şudur ki, o Süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup, yani şapkasını koyup, herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden, o serpuşu dahi secdeye gittiği için, inşallah ihtida eder. Daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kafir olmaz. Üçüncü mesele, rivayette var ki, ahir zamanın müstebit hakimleri, hususen Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemi bulunur. El-ilme indallah, bunun bir tevhili şudur ki, hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye işarettir. Dördüncü mesele, rivayette var ki ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La ya'lemu gaybe illallah, yani gaybi ancak Allah bilir. Bunun bir tevhili şu olmak gerektir ki Allah Allah deyip zikir eden tekyeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şairde İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil. Belki ekseri insanlarda dahi vukuuna akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar. Yalnız sıfatında hata ediyorlar. Diğer bir tevhili şudur ki,
kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için müminlerin ruhlarını bir parça evvel kabz edilir, kıyamet kafirlerin başına patlar. Beşinci mesele, rivayette var ki, ahir zamanda deccal gibi bir kısım şahıslar uluhiyet dava edecekler, haşa Allah'lık dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler. Allahu alem bunun bir tevili şudur ki, nasıl ki bir padişahı inkar eden bir bedevi kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda hakimiyetlerin nispetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder, aynen öyle de, aynı bu misal gibi de, tabiyun ve maddiyunluk mezhebinin, tabiyatçılık ve maddecilik mezhebinin başına geçen o eşhas, o şahıs, kuvvetlerin nispetinde kendilerde bir nevi rubye tahayyül ederler ve raiyetini kendinin kuvveti içinde kendine ve heykellerine ubudiyetkarane serfuru ettirirler, başlarını rükaha getirirler demektir. Altıncı mesele, rivayette var ki, fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hakim olamaz. Bunun için 1300 sene evvel zarfında emri peygamberi ile bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, kaçmış. Azab-ı kabirden sonra min fitneti deccal ve min fitnetil ahir zaman virdi ümmet olmuş. Allahu alem bir sevap, bunun bir tevili şudur ki, o fitneler nefislerini kendine çeker, meftun eder, ona çok bağlı eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla, istekleriyle belki zevkle irtikap ederler. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Ve kadın kendi güzelliğini göstermeye fıtraten çok meyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe serhoşane bir sürur ile düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri, büyük günahları ve bid'aları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefis perestleri etrafında toplar, sersem eder. Yoksa cebri mutlak ile olsa, ya mutlak bir zorbalıkla olsa, ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz. Yedinci mesele, rivayette var ki, Süfyan büyük bir alim olacak. İlim ile dalalete düşer ve çok alimler ona tabi olacaklar. وَالْعِلْمَ عِنْدَ اللّٰهِ Bunun bir tevhili şudur ki, başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret, veya kabile ve aşiret, veya cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde, yani saltanatına vasıta olmadığı gibi halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevki kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar. Ve çok muallimleri, çok öğretmenleri kendine taraftar eder. Ve din derslerinden tecerrüt eden marifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır demektir. Sekizinci mesele, rivayetlerde Deccal'ın dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir. Bütün ümmet istiaze etmiş. La ya'lemu gaybe illallah. Bunun bir tevhili şudur ki, İslamların Deccal'ı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik, İmam Ali radıyallahu anh dediği gibi demişler, onların deccalı Süfyan'dır. İslam içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kafirlerin büyük deccalı ayrıdır. Yoksa büyük deccalın cebr ve ceberrut-u mutlak karşısında itaat etmeyen şehit olur. İstemeyerek itaat eden kafir olmaz. Belki günahkar da olmaz. Dokuzuncu mesele, rivayetlerde Vukuat-ı Süfyan'ı ile Hadisat-ı İstikbali'ye Şam etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Yani Süfyan'ın oradan geleceği rivayet edilmiş. Allahu alem bunun bir tevhülü şudur ki, merkezi hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan, raviler kendi iştihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, merkezi hükümeti İslamiye yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve Şam demişler, hadisin mücmel haberlerini kendi iştihatlarıyla tafsil etmişler. Onuncu mesele, rivayetlerde eşhas-ı ahir zamanın fevkalede iktidarından bahsedilmiş.
insanüstü iktidarından bahsedilmiş. Vel ilmu indallah, bunun bir tevhili şudur ki, o şahısların temsil ettikleri manevi şahsiyetin azametinden kinayedir. Yani ona benzetiliyor. Bir vakit Rusya'da mağlup olan, Rusya'yı mağlup eden Japon başkumandanının sureti bir ayağı Bahr-ı Mühit'te, yani Büyük Atlas Okyanusu'nda, diğer ayağı Port Arthur Kalesi'nde olarak gösterildiği gibi, şahsı manevisinin dehşetli azameti o şahsiyetin mümessilinde hem o mümessilin büyük heykellerinde gösterilir. Ama fevkalede ve harika iktidarları ise ekseri icraatları tahribat ve meşrihat olduğundan, müştehiyat yani içki ve sarhoşluk olduğundan fevkalede bir iktidar görülür. Çünkü tahrip kolaydır. Bir kibrit bir köyü yakar. Müştehiyat ise nefislere taraftar olduğundan çabuk sirayet eder. 11. mesele, rivayette var ki ahir zamanda bir erkek 40 kadına nezaret eder. Allahu alem bir sevap. Bunun iki tevhili var, iki açıklaması. Birisi, o zamanda meşru nikah azalır, İslami olan nikah azalır veya Rusya'daki gibi kalkar, bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan 40 bedbaht kadınlara çoban olur. İkinci tevhil, o fitne zamanında harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından hem bir hikmete binen ekser tevellüdat, ekser doğmalar, kızlar bulunmasından kinayedir. Belki hürriyet-i nisvan, yani kadına fazla hürriyet verme ve tam serbestiyetteki kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğe galebe eder, veledi kendi suretine çekmeye seviyet verdiğinden emri ilahi kızlar pek çok olur. Evet hocam. Evet, işte buyurun. Başta söyledim ya, Irak'taki o durum dikkatimi çektiydi. Hani Irak'ta tabii hakikaten tam bir zulüm. Hı hı. Yani Bush'un yaptığı, yani dedik ya deccaldır vesaire. Yani bunlar hep yapılan işler önemli. Şahıslar önemli değil. Yani bir menfili. Evet. Orada dedi ya, deccalın olsun, zalimlerin olsun, yalancıların olsun en büyük işleri tahriptir. Tabii. Yani onlar her şeyde... Tahrip de kolay. He, tahrip de eseldir, kolaydır. Hı hı. Yani yıkarak iş yapacaklar, yapım yolunda değil. Hı hı. İşte Irak'a adalet getirelim diye girenler, hı hı, eski zalimden daha zalim oldular. Hı hı. Eskisinin öldürdüğünün 100 katını öldürdüler. Orada onun için dikkatimi çekti. 2 gün önce haberlerde vardı. Irak'ta dul olan kadınlarla evli olup da ikinci evliliği yapacaklara devlet $2000 veriyor. Hı hı. Teşvik amaçlı. Diğer bekar olanlarla evleneceklere de $700 veriyor. Hı hı. Yani demek ki ahir zamanda tabiri caizse yangın sadece bir noktada değil, bütün noktaları saracak. Hı. Her tarafı saracak. Tehlike büyüyecek. Hı. Yıkım üzerine, fitne üzerine, fesat üzerine, karışıklık üzerine. Yani her şey normal standardından çıkacak. Hı. Normal akışı içerisinde çıkacak. Yani adalet denilen şeyin ortadan kalkması, zulmün tamamen yaygınlaşması, günahların, sefahetlerin, rezaletlerin gittikçe yaygınlaşması, yani tamamıyla kendisini gösterecek. Hı hı. Yani bunu şöyle de ifade edebiliriz. Hazreti Adem'den beri süre gelen, aynen şairin de dediği gibi, oluklar çift, birinden nur, hı, akar, birinden kir. Hı hı. Şimdi Hazreti Adem'den beri süre gelen iki tane oluk var. Birini hak, diğerini batıl. Birini iman, diğerini küfür. Birini, hı, şeytan, birini yerini melek, hı, tutmuş. Birini, hı, peygamberler tutmuş. Diğerlerini de yalancılar tutmuş. Nemrutlar, firavunlar vesaire. Tutmuş, hı, geliyor. Şimdi her asırda bu mücadele devam ediyor. Hı. Ama aynen bunu şuna benzetiyorum. Mesela ringde birbirle mücadele eden kişiler birkaç round, diyelim ki 12 round birbirlerini güreşirler veya boks oynarlar. Burada aslında önemli olan bir, ya tuş etmektir veyahut da en son roundda kim daha çok galip olursa, daha fazla rol oynarsa onun galibiyetiyle sonuçlanır. Şimdi Hazreti Adem'den beri süre gelen böyle bir mücadele var. Hak ile batıl arasında bir mücadele var. Ahir zamanda hak bütün hakikatıyla, şer de bütün şerleriyle. Yani Hazreti Adem'den bu yana kadar gelmiş ne kadar menfilikler varsa hepsi bir araya gelecek. Hı hı. Hakeza, hakta da öyle. Hazreti Adem'den beri gelmiş olan ne kadar hak ve hakikatlar var ise en mükemmel derecede, hı hı, yani
Mesela imanın derecesinde olduğu gibi ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Şimdi iman da o derece hakkal yakin derecesinde tezahür edecek, ortaya çıkacak. Ha, demek ki en son kozlarını ahir zamanda ehli küfür ile ehli iman o mücadelesinde oynayacaklar. Tabiri caizse kozlarını paylaşacak. Ama şu unutulmamalıdır ki hep Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ayetlerinin sonunu hep şöyle bağlar. Vel akibetü lil muttakin, vel akibetü lil muttakin. Yani akibet ve sonuç, netice Allah'tan korkanlarındır, müttakilerindir. Onun için Allah asla ve asla dünya sahnesinin perdesini kendi aleyhine kapatmaz. Evet. Kendi aleyhine, kendisini yenik olaraktan kapattırmaz. Mümkün değil, mümkün. Mümkün değil. Hocam burada bir hadis daha var. Bak, diyor rivayette var ki Süfyan büyük bir alim olacak. Evet. İlim ile dalalete düşer ve çok alimler ona tabi olacaklar. Vel ilmi indallah bunun bir tevhlişidir ki başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıtay saltanat olmadığı halde zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevki kazanır. Yani, bu da bizi açar mısın biraz? Yani diyelim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği, ben daha ötesine gideyim. Hazreti Nuh peygamber bile bahsetmiş. Hazreti Nuh peygamber, ya Fesubhanallah, kendi ümmeti değil. Hazreti Nuh peygamber bile, Efendimiz yine bahsederken sahabeler titremeye başlamış. Ya Resulallah, eğer o zamana yetişirsek ne yapacağız, ne edeceğiz? Kendi zamanında bekler olmuşlar. Efendimiz tabiye kitap ve sünnetine uymasını tavsiye ediyor. Şimdi oysa biz onun içerisindeyiz. Yani demek ki bu konuda öyle bir kuvvetli imana insan sahip olabilmeli ki onun o dehasından kendisini muhafaza etmeli. Çünkü demin dediğimiz gibi münafıkane bir şekilde hizmet edecek. Yapacağı bir deha var, bir ustalık var. Yani affedersin öyle cahil, yaptı. Bomboş bir insan değil yani. Tabiat yaptı diyor. Kendi kendine oldu diyor. Bu o şeye girebilir mi? Tabii ya. Yani o genel, biz onun için demin ifade ettim. Bir de şunu söyleyeyim ben. Mesela bu zamanda bakıyorsunuz, üç kişi bir araya geliyor, bir dernek kuruyor. Veya sahip oldukları cemaatleri büyürse, bu artık siyasi parti halini alıyor. Bu bakıyorsun dünya çapında bir dernek halini alıyor. Bir dernek halini alıyor. Şimdi burada diyeceğim şu, aslında işin özü şu. Evet, o bir hakikattır. Deccal da, Mehdi de şahıstır. Ama ondan daha önemlisi, bir şahıs gökyüzü kadar boyu olmaz ki. Orada Bediüzzaman Hazretleri onu da ifade ediyor. Teşbih yapıyor. Burada asıl mesele aslında cemaatidir. Mehdi ve cemaati, Deccal ve cemaatidir. Bunu işte özetlediğimiz zaman müsbet ve menfilik, olumluluk ve olumsuzluk, hak ve batıl olarak ifade ettiğimiz zaman yani birisi menfiliğin yolunu tutacak, öbürü de müsbetin yolunu tutacak. Birisi bütün hareketlerini, vazifesi müsbet. Her şeyi müsbet. Oturması müsbet, konuşması müsbet, hizmeti müsbet. Bütün hareketi müsbet. Yapıcı. Öbürü ise yıkıcı. Tamamen menfilikler üzerinde hareket edecek. Yani onun için burada şahıs, evet doğru olmakla beraber şahıstan ziyade cemaattir. Yani bir cemaat suretinde Deccal da gelecek. Mehdi de bir cemaat suretinde ne yapacaksa yapacak. Hizmetini ortaya koyacak. Yoksa bir insan fanidir, ferttir. Hocam burada yine enteresan bir şey var. Diyor ki Deccal'ın dehşetli fitnesi İslamlarda olacağı gösteriyor. Ve bütün ümmet istiaze etmiş. Bunun bir tevhili şudur ki İslamların Deccal'ı ayrı, hatta bir kısım ehli tahkik, evet. İmam Ali radıyallahu anh dediği gibi demişler ki onların Deccal'ı Süfyan'dır. İslam içinde çıkacak, aldatma işle iş görecek. Yani onun için demin de ifade ettik. Yani genel olarak Deccal dünya çapında etki yapacak. İşte bunun aslında şu anda en zahir şeyi komünizmdir. Komünizm, materyalizm, yani maddeyi ilahlaştırma, ondan sonra Allah'ı devre dışı bırakma. Ateizmin şeyi odur yani. Bu kainatın sahibini kainatın dışına atmaya çalışma. Birisi o. İkincisi de kainatın sahibi olan Allah'ın yarattığı şeyi Allah'ın yerine ikame etme. Onun yerine koyma, haşa. İşte Allah değil de onun sanatını Allah olaraktan dava etme, iddia etme ki materyalizmde asıl olan odur. Maddenin ilah yerine konulmuş olmasıdır. Şimdi baktığımız zaman Marksizm, materyalizm, işte komünizm, sosyalizm, yani bunların temelinde Deccal'ın ifade etmiş olduğu o mana tamam bunlara şablon olaraktan oturuyor. Hazreti Ali'nin de ifade ettiği gibi İslam dünyasında gelecek
gelip tahribat yapacak insan da, ki asıl ahir zamanda gelecek olan insan da münafıkhane, nifak perdesi altında, Müslüman görünerekten, yani yıkıcı değil de yapıcı pozisyonunda, aldataraktan, kandıraraktan, birçok insanı etrafına toparlayaraktan, o şekilde süfyan da İslam dünyası üzerinde etkili olacak. Yani aslında bozuk olan bir insanın daha fazla bozulması o kadar önemli değil. Önemli olan bozulmamış insanın bozulmasıdır ki bu daha büyük kayıptır, daha büyük tehlikedir. İşte onun için süfyan, bozulmamış olan, toplumu dünyanın ıslahına çalışan İslam dünyasını, Müslüman olanları bozduğu için zaten bozuk olanları daha da bozan Deccal'dan daha tehlikelidir. Daha büyük tahribat yapacak. Evet. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle kendi asrındaki insanlarla ilgilenip de bizim asrımızla ilgilenmemesi mümkün değil çünkü. Bediüzzaman'ın da dediği gibi eski zamanda küfür cehaletten geliyordu. Yani bir insan niye inanmıyor? Cahil. Ve bu da bin taneden bir tane çıkar. Şimdi İkna edilebilirdi. Adam şimdi yani güya ilim namına, fen namına, felsefe namına, bilim namına Cenab-ı Hakk'ı inkar yoluna, ateizm yoluna, komünizm yoluna gidiyor. Yani bu insanın ıslahı öbüründen daha zordur. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu asrımızı aynen kamera gibi rahatlıkla gördüğü içindir ki bu asrın dehşetinden ehli imanı uyarıyor. İkaz ediyor. Demin buyurduğunuz gibi orada. Min fitnetin mesih-i deccali ve süfyan. Min fitnetin mesih-i deccali ve süfyan diyerekten bütün asırlara hitap ederekten bu asırdaki insanları onun fitnesinden Allah'a sığınmayı, istiaze etmeyi muhafaza ediyor, emrediyor. Demek ki ancak ona mukavemet ferdi olmaz. Evet. Cemaat halinde insanın mukavemeti karşı koyması, kendisini muhafaza etmesi ancak mümkündür. Bu da imanla olur değil mi? Ancak yani demek ki şunu üzülerek ifade edelim ki sapıtmış olan, inançsızlık içerisine gitmiş olan insanlardan biz çok da zeki değiliz. Evet. Güya bakıyorsun adam okumuş, zekiyim diyor. Ama bakıyorsun gittiği yola bakıyorsun, affedersin 5 kuruşluk insan yapmaz. Hı. Cahil insanın yapmadığını kendisini aydın geçindirip de aydın olduğunu, okumuş olduğunu, bilim sahibi olduğunu söyleyen insan bir bakıyorsun ki ayağa kayabiliyor. Yani. Demek ki böyle bir tehlike hepimiz için söz konusu. Doğru. Yani düşün ki aydın geçinen insanı rahatlıkla kandırabiliyor, kendini dizginleyebiliyor ise cahil olan insanı Allah korusun daha fazla kendi dizgini altına alabilir. Merhum Serden Geçti'nin çok güzel bir sözü var. Geçenlerde okumuştum. Diyor, yıllardır mahvedilen nesiller, mahvedilenler, imana susayanlar onun nuruna, onun yoluna koştular. Her bir talebe diyor, bir makine, bir matbaa oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur risaleleri binlerce yazıldı, tefsir edildi. Gözlerinin nuru sönmüş, ışığı sönmüş, körler bu nurdan korktular diyor. Yani hakikaten İslam ilerledikçe o süfyanizm, o deccalizm ne yapıyor? Devamlı ona karşı büyük bir atağa geçiyor. Onun için Müslümanın çok şuurlu, çok detaylı, çok mükemmel bir şekilde çalışması gerekiyor. Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ifadesi var. Hani malum ya, yine karşımda müthiş bir yangın var. Göklere. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükselmiş. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. Onu söndürmeye, imanımı kurtarmaya çalışıyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ne ehemmiyeti. Yani burada anlatılmak istenen şu. Yani İslam dünyasının önünde büyük bir tehlike var. Onun için İslam dünyası, Müslümanlar ufak tefek ihtilafları bir tarafa bırakmalı. Onu da bu arada söyleyeyim. Deccal ve Süfyan'ın en fazla istifade ettiği noktalardan birisi de Müslümanların arasında nifak ve ihtilaf noktalarını, tohumlarını serpmesidir. Artı bir şey daha hatırıma geldi. Diyor ki onların hırsından ve şöhretinden, yani ihtilaflarından istifade eder. Az bir kuvvetle Müslümanları hepsini alırlar diyor. Ve bir de tabii mesela aldatmakla dediniz ya, diyelim ki ortadan kaldırmakla da yapmıyor. Önce ona ödüllendirmeye kalkışıyor. Gerekirse makam veriyor. Bütün bu verme yolları denediğinde elde edemiyorsa ondan sonra imha yoluna gidiyor. Ortadan kaldırma yoluna gidiyor. Yani genelde baktığımız zaman hakikaten yani burada Müslümanların kendi vahdetini, birliğini, beraberliğini ki İslam dünyasının en büyük ızdırabı bu. Yegane ızdırabı bu. Yani o iletişimi, bağlantıyı bir araya gelmemek ki Bediüzzaman Hazretleri'nin rüyada bir hitabede beyan ettiği gibi
ki namazdan bile, zekattan bile daha büyük bir kaybımızın hac olduğunu ifade ediyor. Çünkü hac organizasyonu sadece birkaç Müslümanın değil, İslam dünyasının, şimdiki ifade diyelim ki 56 tane İslam devletinin bir araya gelmesine hac vesile oluyor. İslam dünyası bunu terk etti, ne oldu? Kopukluk meydana geldi. Her biri bir baş çekiyor. 56 tane baş geldi. Yani evet, sağlıklı bir hareket içerisinde bulun. İslami şuur da yeteri kadar olmayınca bir de hepsinin içerisine dedik ya, nifak ve fitne tohumları atılınca herkes kendi sıkıntısıyla uğraşıyor. Herkes kendi içindeki fitneyle meşgul, yani deli kuyuya bir taş atar 40 akıllı çıkaramaz ya. Bütün İslam dünyasına bakınız, hepsi kuyuya atılan taşı çıkartmakla meşgul. Hala o taşı çıkartmakla meşgul. Bugün bakınız, yani hakikaten gittikçe bu güzele de doğru gidiyor. Avrupa'nın aslında genelde yaptığı şu: İslam dünyasının başına menfi olan bir insanı getiriyor, ondan sonra hadi uğraşın bakalım. Evet tabii. Zor değil ha. Ondan sonra hadi birbirinizle uğraşın. Ben niye sizle uğraşayım? Evet. Hadi siz birbirinizle uğraşın. Evet. Yani kendisi gibi menfi olan bir insanı devletin başına getiriyor. Ondan sonra halk onun devletle, devlet o halkla birbirleriyle uğraşıyor. Kurdu gövdenin içine koyuyor diyor ya Beyzem Hazretleri. Evet. Yani kurt gövdenin içerisine girmiş. Yani Deccal'ın ve Süfyan'ın en büyük tahribatı da o noktada. Bünyenin içerisinde faaliyet göstermesi. Evet. Yani belki Deccal o konuda bünyenin dışında olabilir de, fakat Süfyan'ın daha büyük tehlikesi bünyenin içerisinde tahribat yapmasından dolayıdır ki onun tehlikesi Deccal'ın tehlikesinden daha büyük, bütün İslam alemini kapsayacak bir tehlike. Yani siz lokomotifi durdurduğunuz zaman, tahrip ettiğiniz zaman vagonları düzeltmeye gerek yok. Lokomotif gittikten sonra vagonlar önemli değil. Çünkü onlar çekilendir, çeken değildir yani. İslam dünyasında da aynı şekilde. Siz lokomotifi oradan kaldırırsanız İslam dünyası yerinde saymış olur. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dehşetle bahsetmiş olduğu noktaların biz içerisindeyiz. Yani aslında bilmiyorum da gen nefsim için söylüyorum. Yani bizim normalde uyumamamız lazım. Uykumuzun kaçması lazım. Yani onun fitnenin için içerisindeyiz. Öyle diyor, karşımda müthiş bir yangın var. Evet. Alevleri göklere yükselmiş. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor diyor. Evet. Yani böyle bir tehlikeye karşı ehli iman kuvvetli bir imana sahip olmalı. Sahabelerin birbirlerine dediği gibi, hadi imanımızı arttıralım, imanımızı tazeleyelim. Efendimizin de ceddedu imanekum bila ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah ile kuvvetlendirin, tecdit edin, yenileyin diye buyurması, işte bu sürekli insan dünyanın gidişatından, menfiliğinden sürekli kaybediyor. Kaybedilen yerin doldurulması lazım. Hava değiştiği gibi insanın kendi havası da değişiyor, dünyası da değişiyor. O değişen dünyasının müsbete yönlendirilebilmesi için insanın o manada imanını sürekli bir yandan yenilemesi, bir yandan da takviye etmesi gerekir. Evet. Zaman ahir zamandır. Doğru. Ahir zamandır. Ahir zaman derken zamanımız da sona gelmiş oldu. Tabii Cenab-ı Hak duamız odur. İnşallah. Bizleri muhafaza etsin. Yani hakikaten ahir zamanı fitnesinden, fesadından, dehşetinden, yani Cenab-ı Hak ehli imanı muhafaza eylesin. Amin. İnsanlara da uyanıklık nasip etsin. Amin. Biz de tabii ki değerli seyircilerimize aslında burada çok şey belki vermeye çalıştık, vermemiz mümkün değil. Ama en azından bir pencere açtık. İnşallah. Bir kapı açtık. Değerli seyircilerimiz o kapıdan bakaraktan diğer meseleleri elbette ki rahatlıkla tahlil ederekten, okuyarak bir netice sonuca varabilirler. İnşallah. Cenab-ı Hak temennimiz odur. İnşallah ahir zamanda ehli imanı muhafaza ederekten, intibaha vesile olaraktan İnşallah. Uyanık hareket etmelerini Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin diyoruz. Amin. Evet, amin. Bu duygu ve temennilerle aziz muhterem seyircilerimiz, hepinize hayırlı günler. Allah'a ısmarladık.